arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayatımızda fazlaca yer edinen çaydanlıklarımız için bir örtü çalışmak istiyorum. E, çaydanlıklarımız genelde ocaklarımızdan hiç inmez altı sürekli yanar durur. E, bazen e, sürekli mutfağa gidip gelmekte de zorlandığımız ya da e, yanımıza almak istediğimiz zaman soğumasını geciktirmek için üzerlerine bir şeyler örtme ihtiyacı hissederiz. Onun için de e, Türk aile yapısında ya da çeyizlerimizde halen yaşayan bir çaydanlık örtüsü kültürü var. Ben de o kültürü yad etme adına bugün sizlerle güzel bir çaydanlık örtüsü çalışmak istedim. Yanımıza aldığımız zaman soğumasını bir nebze geciktirmesi için. Evet şu şekilde çaydanlık örtümüzü tepesinden başlayarak örüyoruz. Artışlarımızı ve fıstık dolgularımızı yaptıktan sonra en son kenar tığlamamızı yaparak çaydanlığımızın örtüsünü hazırlamış oluyoruz. Şöyle üzerine kapadığımız zaman bakınız gayet şık ve güzel bir görünüm arz etmekte. Şöyle baktığımız zaman üzerinin çiçeğiyle şöyle yukarıdan rahatlıkla kaldırabileceğiz. Tamamen kendisini saran bir örtü oldu. Daha büyük kullanmak isteyen arkadaşlarımız daha büyük yapabilirler. Çelik çaydanlıklarımın büyük boyundaki olana da gayet rahatlıkla olmakta. Daha küçük çalışmak isteyen arkadaşlarımız daha öncesinden artışlarımızı azaltarak daha dar çalışma yapabilirler fazlaca büyütmeden Şuradaki ilk başlangıcımızı daha az trabzanla başladığımız zaman ikinci sıramızda daha az trabzanımız olacaktır ve e, boyutunu da daha küçük gördüğümüz zaman çaydanlık örtümüz küçük olacaktır ya da tek üst için kullanmak isteyen arkadaşlarımız ise tek üst için daha minik e, boyutunu bu örtülerimizin örebilirler üzerinden çıkardığımızda bakınız şu şekilde büyük bir şapka görünümünde örtümüz. Tam bir adet ip kullandım bu örtümüzü örmek için. Evet kolay gelsin diyerek hemen örgümüze başlayalım. Kolay gelsin. Örtümüzü örmek için Ören Bayan'ın favori batik ipini kullanıyorum. 100 gram ve 210 metreden oluşmakta ipimiz. Şöyle renk numarasına bakalım. Renk numarası 912. 3 numarada tığımı kullanıyorum. Zincirimizi çekerek hemen başlayalım. 6 tane zincirimi çekiyorum. Düğümümü attım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Birinci zincir içerisine gelerek batıyorum ve kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekerek yuvarlağımızın içerisine trabzanlarımızı örmeye başlıyorum. 1, 2 ve 3. 3 defa da çekelim. 1, 2 ve 3. 1, 2 ve 3 zincirimizin içerisine trabzanlarla dolduruyoruz. İpimiz kalın bir ip. Eğer ince iple örecekseniz tığınızı ince tercih edebilirsiniz. 2-2,5 numaralı 6 tane trabzanım örerek geldim. Sayalım bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. Başlangıçtaki çekmiş olduğumuz zincirimizin en tepe noktasına batıyorum. Ve şu şekilde ilmeğimi kaydırarak geçiş yapıyorum. Ve birinci sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi ikinci sıramıza 3 zincir çekerek başlıyorum. Tırmanın başını dolayarak Aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanımı yine iki defa örüyorum. 1, aynı yere batıyorum. 2. Bütün trabzanlarımızı ikişer ikişer örerek tamamlıyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Tekrar diğerine batıyorum. Yine aynı yere batarak ikinci kez örüyorum. Bütün trabzanlarımızı ikişer ikişer örerek sıramızı tamamlayalım. İkinci sıramızı tamamladım ve e, işaretlerimi taktım. Bakınız 4 yere işaretimi taktım. Her bir bölümü 8 trabzan olarak ayırdım. İlk başlangıçta fıstık dolgu yapacağım için burayı yarısını bitişe yarısına başlangıcına yerleştirmeyi uygun gördüm. Bakınız 4 tane trabzanı bitiş yönünde 4 tane trabzanı da başlangıç yönünde ayırdım. Sonrasını sayalım. 2, 4, 6 ve 8 işaretimi taktım. 2, 4, 6, 8 işaretimi taktım. 2, 4, 6 ve 8. 8'er trabzan başlangıç ve bitişe ise 4'er 4'er yerleştirdim. Şimdi bu işaretlerimizin bulunduğu noktaya fıstık dolgularımızı yapıp çaydanlık örtümüzün dolgu kısmını da başlatmış oluyoruz. En son trabzanımı çift olarak ördüm. Birinci zincirime geçişimi yapıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Artık buralarda artış yapmıyoruz. İşaretimi taktığım yerde fıstık dolgularımızla devam ediyoruz. 1, 2, 3. Zincirimi çektim. Hemen yanındaki trabzanımı örüyorum. Bir sonraki trabzanımı örüyorum. Sırasıyla 4 tane trabzanımı ördüm. 4'ünü ayırmıştım bakınız. Şimdi araya noktaya giriyorum işaretimi çıkarıyorum şuradaki ayırmış olduğum noktaya giriyorum 3 defa da sararak fıstığımı yapıyorum 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum bir iki tane zincirimi araya çekiyorum ve yeniden bir iki üç defa girerek fıstık dolgusu yapıyorum tek seferde çekiyorum tutmuş olduğum ipi örüyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum ilk trabzanımı örerek devam ediyorum birinci trabzanımdan örmeye başlıyorum 1 2 3 4 4 5 6 7 8. 8. ördüm. 8 tane trabzanımızı ördükten sonra işaretimi çıkarıyorum. Araya giriyorum. Araya bakınız. Ördüğüm yerin hemen arasına, bu tarafın 8. tarafı e, trabzan, diğer tarafın 1. trabzanının arasına giriyorum. 2 ve 3. Çekiyorum. Kapatıyorum. 1 ve 2 tane zincirimi ilave ettikten sonra yeniden 1 2 3 çekiyorum tek seferde kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum hemen diğer tarafın ilk trabzanından başlıyorum bakınız 1 2 3 bu sırada artış yapmadık sadece fıstıklarımızı örerek sıranın artışını bu şekilde yaptık. Toplamda 8 trabzanımı örüyorum. Bir tane daha örmem gerekiyor. 2, 4, 6, 7. Bakınız araya koyduğum yerdeki trabzanımı da mutlaka örüyorum. Lütfen bunu ihmal etmeyelim. Grubumuzun son trabzanıyla diğer grubun ilk trabzanı arasına fıstık çalışmamız var. 1, 2 ve 3. Çekiyorum kapadım. 2 zincirimi çektim. Yeniden 1 2 ve 3. Çekiyorum tek seferde. Kapatıyorum bir tane zincir. Diğer tarafın ilk tırabzanına örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 bakınız. Sonunda ilkin arasına giriyorum. 8'i de mutlaka örüyorum. Tığımın başını dolayarak araya giriyorum. 1, 2, 3. Çekerek kapatıyorum. 1 ve 2 zincir. Tekrar 1, 2, 3. Çekiyorum kapatıyorum bir tane zincir hemen ilk trabzandan örmeye başlıyorum 1 2 3 ve son trabzanımı örüyorum 4 4 de diğer tarafta örmüştüm şöyle 4'te başlangıçta örmüştüm toplamda 8 şöyle görelim birinci sıramı doldurmuştum bakınız ikinci sıramızı artışlar yaparak geldik 3. sıramızda ikinci sıramızda 8'er 8'er böldük başlangıç ve bitişi 4 ve 4 olarak böldük Diğerleri 8 8 olarak ayırdık ve aralarına 2 fıstıktan yani 3 defa sardığımız iki tane fıstık grubumuzu yerleştirdik Şimdi birleştirme işlemimizi yapıp dördüncü sıramıza başlayalım geçişimi şu şekilde ilk zincir üzerine batıyorum İlmeğimi sadece kaydırıyorum 1. 2 3 tane zincirimi çektikten sonra giriyorum. Birer birer trabzanlarımı örüyorum. 1 2 3 4 tane trabzanımız vardı bakınız. Şurada 1 2 3 4. Gördüğümüz gibi dördünü de tamamladık. Şimdi bir tane artış fıstığımdan önce yapıyorum. Şuraya giriyorum. Bir artışımı yapıyorum. Tığımın başını doluyorum ortaya giriyorum yine 3 defa sararak bir tane fıstığımı yapıyorum tek seferde çekip 1 ve 2 zincir çekiyorum tekrar ikinci fıstığım için giriyorum tek seferde çekiyorum bir tane zincirimi çektikten sonra hemen bakınız şu alttaki fıstığımın yanına gelerek bir tane trabzan örüyorum Bakın sağında ve solunda birer tane artışımızı yaptık. Fıstığımızın. Şimdi dümdüz örerek devam ediyorum bütün trabzanlarımı. Trabzanlarımızı örerek ilerledim. Fıstığımın yanına bir tane artış yapmıştım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir artışımla birlikte öncesindeki artışımla 9 oldu. Hemen bir de grubun sonunda fıstığıma girmeden yapacağım artışla trabzan sayım 10'a yükseldi. Yani sıralarımızda 8 olan trabzan bir üst sırada 10 trabzan sayısına ulaşıyor. Bir fıstığımızın sonrasında bir fıstığımızın öncesinde arttığımız zaman buradaki sayımız 10. Kontrol ederek örebilirsiniz. Tekrar fıstığımı örüyorum. 2 ve 3 kapatıyorum. 1 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak 1, 2 ve 3. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. Ve bir tane zincir. Hemen fıstığımın alt sırada yapmış olduğum fıstığım yani öreceğim sıranın bir öncesine ara boşluğa fıstıkla trabzan arasına girerek bir tane trabzanımı örerek sıramızın artışını gerçekleştiriyorum. Hemen ilk trabzanıma batıyorum. Daha sonrasında birer birer örerek ilerliyorum. Trabzanlarımızı tamamlayınca hemen bir tane de bitişi artışımızı yapıyoruz. trabzanlarımız örerek ilerledim bir tane artışımı yaptım onunla birlikte sayıyorum 2 4 6 8 9 bir tane de fıstığımdan önce örüyorum 10 başını doluyorum 3 kapatıyorum yine iki tane zincirim 2 ve 3 kapatıyorum bir tane zincir hemen fıstıkla trabzan arasına bir tane trabzanımı örüyorum ve ilk trabzanıma batarak bu sıramızı 10 tane trabzan bir fıstık olarak tamamlıyoruz sıramızı tamamladık şimdi yeni sıramıza başlamak üzere hazırız Evet şimdi geçişimizi yapalım Aynı işlemimizi bu sırada da tekrar edelim. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Birer birer trabzanlarımı örüyorum. Bakınız 5 tane trabzanımı ördüm. Bir tane daha fıstığımdan bir önce örüyorum. 6 tane trabzanım oldu. Bu sıra toplamda 12 trabzan bir fıstık sırası olacak. Tığımın başını doluyorum. 1, 2 ve 3. Tek seferde çekiyorum. 1 ve 2. Yine aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. 1, 2 ve 3. Çekiyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Ve başlıyorum. Hemen fıstıkla trabzan arasına ilk trabzanıma toplamda 12 tane artışlarımızla birlikte trabzanımız olacak burada. Yavaş yavaş genişleyecek. Çok birdenbire bir genişlik istemiyoruz. Çaydanlığımızın üstünü kavrayacak kadar çok da sıkıştırmayacak. Tabii çok farklı büyüklükler olduğu için değişkenlik gösterecektir. Ama birden bir bolluk istemiyoruz. Yavaş yavaş aşağıya doğru oluşan bir genişliğimiz olacak. Evet sayalım bakınız. 2 bir tane artışımı yapmıştım. 4, 6, 8, 10, 11. Fıstığımdan bir önceki trabzanımı örüyorum. 12. Ve fıstığımı örüyorum. Bu sıramızda 12 trabzan ve fıstık gruplarımız olarak tamamlayalım. Araya batıyorum ve devam edelim. Sıramızın sonuna kadar geldim. 1, 2, 3 tane fıstık grubumu ördüm. Aynı şekilde artışlarımızı fıstığımızın bir öncesinde ve bir sonrasında artışlarımızı yaparak 2 fıstık sırası daha örelim. Sonrasında yeniden görüşelim. Fıstık dolgu sıramızı 1, 2, 3, 4, 5 toplamda 5 sıraya ulaştırdık. Şöyle bakın içe doğru dönmeye başladı. Şu şekilde çaydanlığımızın üst kısmını kavrayacak şekilde. Ben bunu biraz büyük olan bu çelik çaydanlıklar için örüyorum. Battal boy tarzı dediğimiz çaydanlıklar için. Daha küçükleri için ince iplerle ya da ince tığlarla başlarsanız aynı sonuca ulaşırsınız. Eğer daha küçük çaydanlıklar için öreceksek bir sıra önceden bu fıstıklarımızı yerleştirmeye başlayarak daha küçültmüş olabilirsiniz. Evet şimdi yeniden işaretlerimi görmektesiniz. Bakınız burada bu sıramızda 5. fıstık sıramızda her grup arasında 16 tane trabzanımız var. 16 trabzanımızı yine 8 ve 8 olarak böldük. 8. işaret koyduğumuz yerden yeni fıstıklarımızı çıkarıp çaydanlığımızı alt kısma doğru genişletmeye başlayacağız. Şimdi geçişimi yapıyorum. 8 bu tarafta, 8 diğer tarafta var. Hemen ilk fıstığımı bu geçişimi yaptığım yerin üzerine yerleştiriyorum. Şimdi bir tane zincirle kapatıyorum, uzatıyorum. Tam şu araya giriyorum. Başlıyorum. 1, 2 ve 3. Kapatıyorum. 1 2 yine aynı yere giriyorum 1 2 ve 3 tekrar kapatıyorum tığımın başını doluyorum artış yapmadan bu sıramızda sadece fıstıklarımızı örüyoruz ilk zincirimin üzerine batarak birinci trabzanımı örüyorum artış yapmıyorum lütfen dikkat edelim ikinci trabzanımı örüyorum 3 8 tane öreceğiz. 4 5 6 7 ve 8. Eskiden ördüğümüz fıstıklarımızın kenarına artışımı yapıyorum. Yeni fıstıklarımıza yapmıyoruz. 1 2 3 2 zincir 1 2 ve 3 Eski fıstığımız devam ettiği için hemen bir tane yanına örüyorum. Ve işaretimi taktığım noktaya doğru ilerliyorum. işaretimin yanına kadar örerek geldim. 2 4 6 8 ve 9. Şuradaki artışımızla birlikte bakınız. Eskilerin artışını yapıyoruz. Hemen işaretimi çıkarıyorum. Araya giriyorum. 1 2 3 Çekiyorum. 1 ve 2. Aynı yere giriyorum. 1 2 ve 3 çekiyorum açıldı fıstığım yeniden yapalım 3 defa da çekelim 1 2 ve 3 bir zincirimi çektim artış yapmıyoruz direkt trabzanımın üzerinden batarak ilerliyorum yeni fıstığımız olduğu için fıstığımızın kendisi zaten Artış yanına da yapmıyoruz. İleriki sıralarda yapacağız. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek gelelim. Burada yeni fıstığımızı eski fıstığımızın sağına ve soluna birer tane trabzanımızı artalım. Yeni fıstıklarımızı kurarak geldim ve sıramı tamamladım. Bu sıramızda hem yeni fıstıklarımızın hem de eski fıstıklarımızın kenarlarında birer artış yapacağız. Bakınız şu şekilde döndü. Az artışımızı yaptığımız için çaydanlığımızın tepesine şöyle rahatlıkla olacak şekilde dönme işlemini yaptım. Zincirin içerisine tığımı batırarak ilmeğimi kaydırarak geçiriyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra ilmeğimi uzatıyorum. 1-2-3 ve 3 defa ördüm. Kapatıyorum. 1-2 zincir. Yeniden 1-2-3 3 defa da fıstığımızı çekelim. Kapatalım. Ve bir zincir. Hemen alttaki fıstığın yanına bir tane artışımla başlıyorum. Bakın buradaki yeni fıstığımızın ilk artışını yaptım. Ve trabzanlarımın birer birer üzerine yeni trabzanlar örüyorum. Daha önceden devam eden fıstığımızın bulunduğu yere geldim. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 7.ye başlayacağız. Bir tane trabzanımı örüyorum. Artışımı yaptım. Giriyorum. 2 ve 3. Çekiyorum. 2 zincir her zamanki gibi fıstığımı örerek tamamlıyorum. bir tane zincirimi çektikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 hemen yanına artışımı yapıyorum bu sırada hem yeni fıstığımızın hem de eski fıstığımızın yanına birer tane hem başlangıcına hem bitişine artışlarımızı yapalım ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım artışımı yapıyorum diğer trabzanları da aynı şekilde örerek gelelim Evet sıramızın sonuna kadar artışlarımızı yaparak geldim. Hem eski e, sıramızda artışlarımızı yaptık hem yeni oluşturduğumuz fıstıklarımızda. Burası grubumuzun ilk başlangıç fıstığıydı. Hemen örer örmez bir tane artışımı yaptım. başlangıcında yani buradan gelirken bitişindeki artışı ise sonra yapıyoruz. Bu e, fıstığımızdan sonra yaptığımız artış başlangıç artışıydı. Bitiş artışını ise sıramızı tam turu yaptıktan sonra örüyoruz batıyorum şuraya geliyorum. Artışımı yaptıktan sonra direkt geçişimi yapıyorum. Eğer e, sık olur derseniz şöyle bir tane de zincirle daha rahatlatabilirsiniz. Geçişimi yaptıktan sonra mutlaka bir zincir çekiyorum ve buraya işaretimi takıyorum. Bundan sonra artış yapmadan biraz örelim sadece fıstıklarımızı ve aradaki olan trabzanlarımızı örelim biraz büyütelim burada iki tane fıstık vardı belirli olsun diye yine işaretimi taktım şu aralarda hiç artış yapmadan yani fıstıklarımızın öncesinde ve sonrasında hem eskide hem yeni de artış yapmadan yine sadece fıstıklarımızı ve aradaki mevcut bulunan yani aynı sayıdaki trabzanlarımızı muhafaza ederek biraz örelim Geçişimizi birlikte yapalım. İlmeğimi uzatıyorum zincirimden sonra. 1, 2 ve 3. Çekiyorum. Kapatıyorum. 2 zincirimi çektim. Yeniden 1, 2 ve 3. Çekiyorum. Kapatıyorum. 1 zincir. Artış yapmıyorum. Lütfen unutmayalım. Eğer çaydanlarınız büyükse ben zaten bu ölçüm büyük. Tabi ipiniz kalınsa benimkiyle aynı ölçü olmuştur. İsterseniz hemen bir ölçü verelim santim olarak daha net kafamızda bir fikir oluşsun. Mezurumu aldım. Şöyle ördüğümüz sıra sıranın çapını ölçüyorum. Yeni öreceğimiz sıra dahil değil. Tam 25 santim bakınız benim bir uçtan bir uca 25 santim çapında. Şimdi yeni sıramız dahil değil. Yeni sıramızda da artış yapmadan Örüyoruz işaretimizi taktık kaç sıra artış yapmadan öreceğimizi kontrol etmek için. Bakın bu araya girmiyorum direkt trabzanın üzerine batıyorum ve birer birer örüyorum. kaç trabzanımız kaldı ipimiz kalın Evet artışımızı yapmıyoruz o yüzden şuraya batmıyoruz bakınız en son trabzanımızın sağ tarafında kalıyoruz tığımın başını doluyorum fıstığıma geçişimi yapıyorum tekrar 1 2 ve 3 bir zincirimi çekiyorum artış yapmıyorum kesinlikle bakınız batmıyorum direkt trabzanımın tepesine batarak örgümü örmeye devam ediyorum örtümüzü tamamladım şu şekilde bakınız şöyle sayalım kaç sıra ördüğümüzü Yarım hepsinden başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 sıra ördüm ve yeterli oldu benim kullanacağım çaydanlık için ve bir tane zincirimi çekiyorum. Başlangıç noktasına geçiyorum. Bir tane zincirimi çekerek kapadım ve buradan ipimi artık koparıyorum. Çaydanlık örtümüzü bu şekilde ördüm. Toplamda kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra ikinci başladığımız bölümümüz var. Baştan sonra sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra fıstığımız 17 ve 18'de tamamıyla tamamlamış oluyoruz. Şimdi benim kullanacağım çaydanlık için yeterli ölçüdür. Daha büyük battal boy çaydanlıklar için kullanmayı düşünüyor isek birkaç sıra daha örmeye devam edebiliriz. Ya da ipiniz iyice ise bu büyüklüğe ulaşmadıysanız daha örerek büyütebilirsiniz. Şimdi tamamı beyaz renkten olan kenar çalışmamı yapmak istiyorum. Ve şöyle çeviriyorum fıstığımın hemen yanındaki bakınız bir tane trabzanın bulunduğu yere gelerek sabitleyip bir tane zincirimi çekiyorum ipimi şu şekilde alıyorum tığımın başını dolayarak fıstığımın içerisine girerek 9 tane trabzanımı örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane trabzanımızı ördük tam fıstığımızın içerisine aynı şekilde diğer tarafında bir trabzan ilerisine gidip sık iğnemle batıyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum 1'e atlıyorum 2'ye atlıyorum 3.ye batıyorum 1 2 3 4 1'e atlıyorum 2'ye atlıyorum 3.ye batıyorum 1 2 3 4 1 atlıyorum 2 atlıyorum 3. batıyorum 3 tane yuvamızı kuruyoruz 9 trabzanımızdan sonra tığımın başını doluyorum fıstığımın içerisine gelerek 9 tane trabzanımı örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 trabzanımızı ördük sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 şöyle göstermek istiyorum kendisi saymak isteyen arkadaşlarımız için 9 trabzanımızı tamamladıktan sonra hemen birinci trabzanımın arasına gelerek batıyorum 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum 1 atlıyorum 2 atlıyorum 3'e batıyorum 1 2 3 4 1 atlıyorum 2 atlıyorum 3'e batıyorum tekrar 1 2 3 4 1 2 3'e batıyorum tığımın başını dolayıp yine fıstığımın içerisine 9 tane trabzanımı örüyorum ve bütün trabzanlarımızı tamamlayarak bu noktamıza kadar ilerliyoruz Başladığımız noktaya kadar örerek geldim ve son zincirlerimi çektim. Birleşme noktasındayız. 4 tane zincirimi çektim. Aynı noktaya batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzan üzerine gelerek batıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Tekrar diğer trabzanıma batıyorum. 1, 2 3 2 tane zincir çekiyorum diğer trabzanımın üzerine batıp 3 defa da örüyorum 2 zincirimi çekiyorum batıyorum 1 2 3 2 tane zincir her trabzanımızın arasına 2 zincir çekelim ve trabzanlarımızı bitene kadar örelim 9 tane trabzanımın 9'unu da örüyorum. 9 tane trabzanımızı ördüm. 2, 4, 6, 8, 9. Hemen yandaki zincirin içerisine gelerek sık iğnemle bağlanıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi diğer alttaki zincire yine sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonraki gruba gelerek batıyorum. Ve buradan tığımın başını dolayarak ilk trabzanıma batarak 2 zincirimi çekiyorum ve sırası ile diğer grubumda örmüş olduğum işlemin birebir aynısını yaparak başlangıç noktamıza kadar ilerliyoruz. Örtümüzün kenarlarını örerek geldim. Üçüncü ve son sıramızdayız. İki tane yine zincir grubumuzu çektim ve başlangıç noktamızın hemen yanındayım. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki araya giriyorum. 1 2, 3 ilk araya bakınız trabzanımızın bulunduğu araya giriyorum 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum arkasına batıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum tekrar tığımın başında oluyorum diğer araya giriyorum 1, 2, 3 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum arkasına batıyorum boşluğa ve bir tane zincirimi çekiyorum tekrar boşluğa giriyorum 3 defada trabzanımı çektikten sonra üzerine 3 zincirimi ilave ediyorum. Çekmiş olduğum zinciri arka boşluğa batıyorum ve bir tane zincirle kapatıyorum. Ve Bütün yuvalarımızı alttaki 2 zincir çektiğimiz yerleri bu şekilde örüyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 3 zincir arkasına batıyorum ve bir tane zincirle kapatıyorum. Zincirimi çektiğim bütün aralara girerek trabzanlarımı ve üzerinin 3 tane zincirden oluşan kirpiklerini örerek tamamladım. En son trabzanımı ve kirpiğimi ördüm. Hemen yanındaki bakınız zincir yuvasının içerisine gelerek batıyorum. 4 zincirimi ilave ediyorum. Diğer grubun bakınız şuradaki zincir yuvamın altından giriyorum. Tığımın başını dolayarak buradaki yapmış olduğum işlemin aynısını buraya yapıyorum. İlk zincirimin içerisine giriyorum. 1, 2, 3. Ardına batıyorum trabzanımın ve bir zincir. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir. Ardına batıyorum ve bir tane zincir. Ve bu şekilde arada bir tane 4 zincirimiz olacak şekilde sıramızı tamamlayalım. Kirpiklerimizi çalışarak son sıramızı örerek geldim ve en son 3 zincirimi çekip battıktan sonra araya geliyorum ve birleştiriyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Diğer bölüme batıyorum. Bir zincirimi çekip hemen başlangıç noktamın yanına gelerek ilmeğimi kaydırıyorum ve tekrar bir zincir çekerek ipimi buradan kesiyorum ipimi kestim iç kısmı arkasını çevirip gizliyorum aşağıya yavaş yavaş indiriyorum diğer taraftaki ipi de şöyle yukarıya alıp kendi içerisinde gizliyorum ve kesiyorum ve son olarak bu şekilde tamamladım bütün etrafını ördüm gayet güzel oldu çaydanlık örtümüz şimdi e, tepesinin çiçeğini örelim ve tamamlayalım çiçeğimi örmek için zincirimi çekerek başlıyorum 1 2 3 4 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çekiyorum. İlk zincir içerisine girerek kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. İpimi şöyle alıyorum. Aşağıya trabzanımı örüyorum. 1 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Yeniden bir zincirimi çekiyorum. Aralarına birer zincir çekerek trabzanlarımızı örelim bir zincir tekrar bir zincir bir zincir ipimi de alttan gizliyorum bir zincirimi çekiyorum yeniden son yuvamı yapıyorum ve bir tane zincir çekerek başlangıç zincirime gelerek batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu kapatacağımla birlikte 10 tane yuvamız oldu. Şöyle ilmeğimi geçiriyorum. 10 tane kutucuğumuz oldu bakınız. İlkine gelerek batıyorum. 1 tane sık iğne ilk yuvaya. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak yuvanın içerisine fıstık yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 defa sardım. Hepsini tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. Sıkıştırıp 1 2 3 tane zincirimi çekip aynı yuvanın hemen fıstığımın kenarına gelerek batıyorum. Şu şekilde. Ve diğer yandaki kutunun içerisine sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Yanına sarmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Hepsini tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. Sıkıştırıp 1, 2, 3 tane zincirimi çekip yanına batıyorum. Yani yine aynı yuvaya fıstıklarımı çıkardığım yuvaya batıyorum. Yandaki yuvaya sık iğne ile geçişimi yapıp hemen üzerine 1, 2, 3 zincirimi çekip fıstıklarımı doldurmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 çekiyorum. 1, 2, 3 dibine batıyorum aynı kutu içerisine. Daha sonra yandaki kutuya sık iğne ile geçip 1 2 3 buradaki yapmış olduğumuz işlemleri tekrar ederek bütün kutucuklarımı dolduruyorum. Çiçeğimizin hepsini doldurarak geldim. Son 3 tane zincirimi çektim. Aynı yuvaya gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çekip sabitliyorum. Ve ipimi buradan kesiyorum. Arkaya şöyle derinden alarak gizleyelim ipimizi. Mor rengi ipimi alıyorum ve çiçeğimin orta kısmı için mor rengimde çalışmaya başlıyorum. Bir tane zincir çekerek düğümümü attım ve tırabzanlarımın birisine yandan şöyle giriyorum ve buraya sabitliyorum kendimi. Altından girdim. Sık iğnemle sabitliyorum. Bir sonraki trabzanımın yine altından şöyle girdim. Buraya sabitlendim ve 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 defa fıstığımı dolduruyorum. Çekip kapatıyorum. Sıkıştırıyorum. 1 2 3 tane zincirle Aynı yere girerek şöyle önden batıp, bakınız şuradan batıp diğer tarafından çıkarak kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Bir sonraki trabzanma yine yandan giriyorum, bir tane sık iğne. Diğerine giriyorum, üç tane zincirimi çekiyorum ve fıstığımı zincirimin altından yani trabzanımın altından girerek çekmeye başlıyorum. 4 5 ve 6 kapatıyorum. Bir tane zincirimle sıkıştırdıktan sonra 1 2 3 3 zincirle aynı yerin yanına gelerek batıyorum ve kapatıyorum. Bir sonraki trabzanıma yandan şöyle giriyorum bir tane sık iğne diğer trabzanıma geçiyorum 3 tane zincirimi çekip yukarıya doğru çıkıyorum 1 2 3 ve başlıyorum 6 defa fıstığımı almaya 1 2 3 4 5 ve 6 hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir de kapatma zincirim vardı. Hemen yanına batıyorum. Bir sonraki bakınız şöyle girdiğim zaman zaten örgümüzün gelişi o yönde olacağı için hiç sıkıntı çekmeyeceğiz. Bakın tekrar giriyorum. 1 2 3 fıstıklarımı doldurmaya başlıyorum. altı defa sardım. Bir tane zincirimi çektikten sonra 1, 2, 3 tane de yan zincir. Yine alttan giriyorum. Bu ipimizi aşağıya alacağız. Yanındaki bölüme battım. İlmeğimi küçültüyorum. Ve hemen yanındaki trabzanıma yandan girişimi yapıyorum. diğerine geçip fıstığımı örmeye başlıyorum. Fıstığımı tamamladıktan sonra 3 tane zincirimi çektim. Kendi dibine gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Hemen yanındaki bakınız ilk başlangıçtaki ilmeğimizi taktığımız yere geliyorum. Bağlanıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Şöyle görelim. Bakın şu şekilde gayet güzel üç boyutlu hoş bir çalışma oldu. Altına çekiyorum. Ve kaybediyorum. Fazla ipimizi yine keselim. Evet. adanımızın üst kısmına görülmeyecek şekilde dikelim. Çiçeğimizi tam ortaya gelecek şekilde yerleştirelim. Ve dikişimizi yapalım. Şöyle tutuyorum. Elimle sabitledikten sonra alttan geçerek dikmeye başlıyorum. aralıklarla dikişlerimizi atalım. Son olarak çiçeğimizi bu şekilde diktim. Çok güzel oldu. Şöyle baktığımızda kabartılı. Güzel bir çalışma oldu çiçeğimizde, örtümüzde. Evet. Umarım sizler de çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.